Kameralar karşısına geçtiler. Filistin'e bir kez daha sahip çıktılar. Filistin davası insan olanların davasıdır artık. Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında yapılan açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösteren Isparta Filistin İnisiyatif Hareketi Platform Sözcüsü Avukat Ali Osman Altunbaşak samimi değilsiniz, mazlumlara zulüm etmekte mahirsiniz diye konuştu. Ey Amerika! Kuruluşun zulümle başladı. Kuruluşunuzla milyonlarca kızıl deriliğe soykırım yaptın. Kan ve zulüm üzerine kuruldun. 1776 yılında ilan ettiğin bildirgenin hangi maddesine uydun? Tarihin zulümler tarihi değil mi? Sadece deri renklerinden dolayı insanlara hala zulmetmiyor musun? Hiroşime ve Nagazaki'ye atom bombasını sen attın. Afganistan'ı, Irak'ı... Suriye'yi hayalet ülkelere sen döndürdün. Yapmadığın zulüm, atmadığın bomba, denemediğin silah kalmadı. Kurucun ve hamin İngiltere gibi dürüst değilsiniz, samimi değilsiniz, zalimsiniz, yeryüzünü ifsad etmekte, mazlumlara zulmetmekte mahirsiniz. Ey Birleşmiş Milletler! 1948 yılında beyannameyi ilan ettin. Beyannamede saydığın hangi hükmün ihlaline engel olacak bir irade ortaya koydun? Hangi zulmü engelledin? Srebrenica'da binlerce insan senin koruman altında iken sana bağlı askerlerin korumasına sığınmışken katledip soykırıma uğramadı mı? Kuruluş tarihinin beyanname ilan ediş tarihi İsrail'in kuruluş tarihi ile aynı olması bir tesadüf mü? Filistin'deki saldırılara sessiz kalan Müslüman ülkeleri de eleştiren Altunbaşak, Filistin'e seslenerek "Şanlı direnişlerinizle bütün bildirgelerin bize boş olduğunu gösterdiniz. Filistin davası insanlığın davası oldu artık." ifadelerini kullandı. Ey halkı Müslüman olan ülkeler, bir ismi de hak olan yaratıcıya iman ediyorsunuz. İnsanı yaratanın o olduğunu biliyorsunuz. Yeryüzünde bulunan her şeyin insan için yaratıldığını da biliyorsunuz. Peki neden korkuyorsunuz? Sizi insan yerine bile koymayan zalimlerin önlerinize koyduğu bildirgeler ile daha ne kadar oyalanmayı düşünüyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Gasp ümmetin zenginlikleri içinde sürdürdüğünüz sefih hayatın, servetlerinizin, paralarınızın sizi kurtaracağını sanıyorsunuz. Karun'un akıbeti hiç mi aklınıza gelmiyor? Ey Müslümanlar! Üzerimizde oynanan oyunlara, gözümüzü perdelemeye çalışan bildirgelere, zalimlerin kulu kölesi olmuş idarecilere rağmen Allah'a verdiğimiz ahdi yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ve Filistin ve Gazze. Ey Gazze'li şehitler, şehit bebekler, ey Gazze'li kardeşim, ey kahraman direnişçiler. Şanlı direnişinizle Bizlere bütün bildirgelerin boş olduğunu gösterdiniz. Yaldızlı sözlerin, felsefi metinlerin zalimlerin zulmünü örtmeye yetmeyeceğini ve artık yetmeye, yetmeyeceğini ilan ettiniz. Gözümüzü, gönlümüzü açtınız. İnşirah getirdiniz. Şehadetlerinizin izzetiyle insanlığı uyandırdınız. Filistin davası insanlığın davası oldu artık. Sizlere minnet borçluyuz. Bebeklerin ve çocukların öldürüldüğü dünyada konuşmaların anlamsızlığını, ideolojilerin bitişini, hayatın iman ve cihat olduğunu, cihatın terkinin zillet olduğunu, herkesin korktuğu ve sustuğu yerde ölümden korkmanın zilletin ta kendisi olduğunu, ölümsüzlüğe ve şehadete koştunuz. Bizlere de cihadı ve şehadeti hatırlattınız. Sizlerin tevekkülüne, samimiyetine, cesaretine ve şehadeti imanlarımıza ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu hissettirdiniz. Bütün kalbimiz, bütün benliğimizle zaferiniz, zaferimiz için dualar ediyor. Borcumuzu ödemeyi lütfetmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Özgür Kudüs, Özgür Aksa hedefine her gün daha da yaklaştığımızı hissediyor, ümit ediyoruz. Ey zalimler, ey İsrail! Zulmünüzde insanlığı uyandırdınız. Öldürdükçe yalnızlaşıyorsunuz. Filistin davası insan olanların davası oldu artık. Amerika ve İngiltere gibi gargat ağaçlarınız bile kenara çekiliyor. Korku başladı. Sizde bir iznillah. Allah ve Resulü asla kaybetmez. Allah ve Resulünden yana olanlar da asla kaybetmezler. Ölüleriniz cehennemde. Bizim ölülerimiz ise şehit olarak cennette olacaklardır. Cenneti kazanmak da en büyük zafer değil midir? Sizler ise Rabbimizin tehdidi ile pek yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz.''